Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çekilmek sözcüğü katılmamak, vazgeçmek anlamında kullanılmıştır? Çarpmamak için geri çekildi cümlesine baktığımızda burada yönelmek anlamında kullanıldığını, kavga anında gömleğin birisi tarafından çekildi yani buradaysa çekiştirilmek anlamında kullanılmış olduğunu, kendi tarafına doğru çekmek anlamında kullanıldığını, bu çileler yıllarca niçin çekildi cümlesine baktığımızda neden bunlara bu kadar katlanıldı, katlanılmak anlamında kullanıldığını, büyük istekle katıldığı yarışmadan çekildi. Yani burada geri çekilmek, vazgeçmek anlamında kullanılmış olduğunu görmekteyiz. Doğal olarak yukarıdaki verilen katılmamak, vazgeçmek anlamıyla uyumlu olduğu için doğru cevabımız değişik olur. Numaralanmış sözcükler alfabetik olarak sıralandığında sıralama aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Bakır, bayır, balat ve batak kelimelerine baktığımızda her birinin ba sesiyle başlamış olduğunu görüyoruz. Buraya kadar hepsi aynı. Buradan sonraki gelen ilk harfin sıralamaya göre önce gelmesi lazım. T, L, Y ve K seslerine baktığımızda öncelikle K sesi gelecektir. Doğal olarak bakır kelimesini öncelikli olmamız lazım. K'den sonra gelebilecek olan sesimiz L sesi olacağı için balat kelimesinin olması gerekir. Daha sonra gelecek olan batak sözcü olacaktır çünkü T sesi Y sesinden öncedir. Bayır sözcüğü de en sonda gelmek durumundadır. Yani doğru sıralamamız bu durumda 1-3-4-2 olmalı. Cevabımız aşık olur. Bu cümlede numaralanmış sözcüklerin anlam özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Kalemi elime almadan önce o konuya yazılarında yer vermiş kalemlerin eserlerine bakarım. Burada gerçek anlamda kullanıldığını görüyoruz. Kalemin ele alınmış olması yani aklıma güzel gelen ilk anlamda kullanıldığını görüyoruz. Yazmaya yarayan araç anlamındadır. Burada devam ettiğimizde yer vermiş kalemlerin eserlerine bakarım derken buradaki kalem kelimesini sanatçının yerine geçecek şekilde kullanılmış olduğunu yani anlamın aklımıza gelmeyen anlamda kullanıldığını mecazlaşmış olduğunu görmekteyiz. Doğal olarak gerçek ve mecaz şeklinde bir sıralama yapacağımız için cevabımız C şıkkı olur. Buna göre aşağıdaki ifadelerin hangisinde 5 ne 1 k sorularının tamamının cevabı vardır. Kim, ne, nasıl, neden, nerede, ne zaman sözcükleri 5 ne 1 k soruları olarak bilinir. 5 ne 1 k sorularına ilişkin cevapların tamamını içeren bir metin okunduğunda farklı bir soruya ve merak unsuruna gerek duyulmaz. Cümlelere bakalım. Bugün yani burası ne zaman? Temiz hava almak için buraya kadar neden sorusuna yani ne için sorusuna cevap alıyoruz. Benimle birlikte sakince yürümeye ne dersin? Burada kim sorusuna cevap vermiş olduğunu görmekteyiz. Sakince yürümek derken nasıl sorusuna cevap verildiğini görüyoruz. Fakat nerede sorusuna cevap yoktur. O yüzden aşık uygun değildir. Ali yani kim? Sınavdan yüksek not almak için burası niçin sorusuna cevap verecektir. Her teneffüs bahçede harıl harıl ders notlarını okudu cümlesine baktığımızda burada ne zaman sorusuna cevabı aldık, aldıktan sonra nerede bahçede sorusuna yine cevap almış oluruz. Harıl harıl ders notlarını okudu nasıl okudu sorusuna da yine bir cevabı almış oluruz ders notlarını okudu. Yani ne sorusuna da cevabını almış oluyor. Doğal olarak hepsi uygundur. Sabah erkenden kalkmak için cümlesine baktığımızda ne için sorusuna cevap aldığımızı, akşamları ne zaman sorusuna cevap aldığımızı, erken yatmalısın ki uykunu alabilesin. Kim sorusu yoktur. Çorba yeterince tuzlu olmasına rağmen bir de üstüne sen tuz eklemişsin. Burada kim sorusuna cevap vardır. Fakat bunun dışında ne zaman, nerede gibi sorulara da cevap yoktur. Doğal olarak doğru cevabımız B şıkkı olur. Bu özdeyişten aşağıdaki yorumların hangisi çıkarılamaz? Kimle gezdiğinize, kimle arkadaşlık ettiğinize dikkat edin. Çünkü bülbül güle, karga çöplüğe götürür. Mevlana'nın bu sözüne baktığımızda kişi arkadaşı gibi olacaktır. Bülbül güllere götürürken karga çöplüğe götürür. Yani kiminle arkadaşlık ettiğine dikkat etmelisin. Arkadaşlarımızı seçerken dikkatli olmalıyız. Buradan bunu çıkarabiliriz. İyi olan arkadaşın bize de faydası olur. Evet, bülbül güle götürür ifadesinden bunu çıkarabiliriz. Biz istersek kötü arkadaşlarımızı iyi yola çekebiliriz. Yukarıdaki verilen cümlede iyi yola çekmekten bahsedilmedi. Bazı arkadaşlar bizi farkında olmadan kötülüğe götürür. Evet, karganın çöplüğe götürüyor olması gibi kötü arkadaşlar da kötülüğe götürebilir. Doğal olarak doğru cevabımız C şekli olur. Deyimler ile anlamları eşleştirildiğinde hangi deyim dışarıda kalır? Alıcı gözle bakmak deyimine baktığımızda herhangi bir şeyi inceden inceye gözden geçirmek anlamında kullanıldığını bir işaretine bakmak içinse bir şey için hazır beklemiş olduğunu, ana baba eline bakmak yani annenin babanın ailenin verdiği parayla geçinmek anlamında kullanıldığını görürüz. Fakat başının çaresine bakmak deyimi dışarıda kalacaktır. Doğru cevabımız değişik olur. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi serim bölümüne örnek olamaz? Hikayeler serim, düğüm ve çözüm olmak üzere 3 temel bölümden oluşur. Serim bölümü hikayenin giriş bölümüdür. Bu bölümde anlatılacak olay, kişi tanıtılır. Yani bir giriş cümlesi aramaktayız. Remzi Bey etrafında sevilen, dürüst bir iş adamıydı. Fatih'teki evinde anne ve babasıyla kalıyordu. Burada bir tanıtım yapılmıştır. Doğal olarak bir serin bölümüdür deriz. Gaziantep bu zamanlarda hep sıcak olur. Her ne kadar mevsim kış bile olsa buraya gelecekseniz fazla sıkı giyinmeyin cümlesine baktığımızda burasının bir düğüm bölümü olduğunu görmekteyiz. Yani burada konuya daha önce girilmiştir. Yerlerde sarı yapraklarıyla sonbaharın kartpostallık günlerinden biri yaşanıyordu kasabada. Güz güzelliğiyle kaplanan yerlere bakarak yürüyordu kasabanın girişine doğru. Burada bir tanıtım yapıldığı için serin bölümüdür. Halit Bey eşiyle çok mutlu bir hayat sürüyordu. Çünkü 5 senelik birliktelikleri evlilikle sonuçlanmıştı cümlesine baktığımızda burada yine bir tanıtım yapılıyor olduğu için giriş cümlesi yani serim cümlesi olmaya uygundur. Doğru cevabımızsa uygun olmayan B şıkkı olur. Metindeki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Bir bulutun hikayesi su damlasıyla başlar. Yeryüzündeki tüm sular buharlaşıp yükselir. Burada bir bulutun hikayesini bize anlatıyor ve parça ikinci cümlede devam etmiş. Uçan bu damlacıklar, yine bu uçan damlacıklar derken bu hikayeyi anlatmaya devam ediyor. Havadan daha hafif tanecikler halinde gökyüzüne yerleşir. Su buharı havada ne kadar çoksa nem de o kadar çoktur. Burada sadece bilgi aktaran yani hikayesi olmayan bir ifadenin kullanıldığını görüyoruz. O yüzden akışı bozmuştur. Yerleşip soğuyan su buharı hava basıncının da azalmasıyla soğur ve gevşer. Yine hikayeyi anlatmaya devam ediyor kaldığı yerden. Onun tekrar su damlasına dönüşmesi için artık sadece yoğunlaşma çekirdeğine ihtiyaç vardır. Yine hikayesine devam ediyor. Fakat 4 numaralı cümlede genel bir bilgi veriyor olduğu için akışı bozacaktır. Cevabımız C şıkkı olur. Yukarıdaki metin için en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? Kuyumcular yaptıkları yüzük, küpe, gerdanlık gibi eşyaların üzerine mücevherin ışığı daha iyi yansıtması ve parlaklığını artması için foya adı verilen bir madde sürerler. Sürülen bu foya zamanla dökülür. Bu duruma foyası çıkmış denilir. Halk arasında yalan söyleyen, sahtekarlık yapan kişilerin yalanları ortaya çıktığında foyası meydana çıktı şeklinde bir benzetme yapılmıştır. Burada aslında kuyumcuların yaptığı bir durumla yalan söyleyen insanların için kullanılan foyasının meydana çıkması yani aslında asıl gerçekliğin ön plana çıkması olmasını gösteriyor. Şıklara bakalım. Burada en uygun başlık foyası meydana çıkmak olacaktır. Çünkü bu deyimin daha önceki kullanımının deyim hali olmadan önceki kullanımının sonra halk arasındaki deyim haline dönmesinden anlatıldığını görüyoruz. Hilenin bozulması, yalanın ortaya çıkması ya da mücevherlerin foyası değil foyası meydana çıkmak deyiminin anlatıldığını görüyoruz. O yüzden uygun başlık aşık olur. Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Tabiatla insan arasında inanılmaz bir bağ vardır. İnsanoğlu tabiatın enerjisini alır ve onu yaşamına yansıtır. Hatta tabiat hırçınsa coşar, dinginse sakinleşir insanoğlu. Kötü havalarda içimiz kararırken güneşli bir bahar gününde içimiz içimize sığmaması da bundandır. Güzel bir denize bakarken onun berrak maviliğinde adeta içimizi görür ve düşüncelere dalarız. Karların arasında yürürken kendimizi hiç olmadığı kadar dayanıklı zannederiz. Çünkü bizler doğanın en temel parçasıyız. Parçadan anlaşıldığı üzere aslında doğayla insan arasında kuvvetli bir bağ vardır, kuvvetli bir ilişki vardır. Bunu anlamaktayız. Şıklara bakalım. İnsanların değişken ruh halindeki etkenler burada Doğadan bahsedilmemiş. Tabiatın insanla olan bağı ve insana etkisi, evet, doğayla insan arasındaki ilişkiyi anlatıyordu. Hava olaylarının yaşantımıza katkısı bir katkı olarak sunmamıştır. Güneşli günlerin hissettirdiği sadece güneşli günlerden bahsetmemiştir. Doğal olarak doğru cevabımız B şıkkı olur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Türkiye'nin en yüksek dağı Ağrı Dağı'dır. Özel isme dahil kullanılan dağ kelimesi büyük harfle yazılır. Doğal olarak doğrudur. Dün Boğaz'dan seyrettim güzel İstanbul'u cümlesine baktığımızda burada Boğaz kelimesinin özel ismi kastedecek şekilde Boğaz Köprüsü'nü kastedecek şekilde kullanılmış olduğunu görüyoruz. Doğal olarak büyük harfle yazılması doğrudur. Kaan çok sevdiği için ona Antep fıstığı aldım cümlesine baktığımızda bir yer ismiyle kurulmuş olan, kalıplaşmış isimlerde yer ismi büyük fakat fıstık kelimesi cins isim olduğu için küçük yazılmalı. Doğal olarak burası da doğrudur. Saat 11'de Doktor Ahmet Bey sizi bekliyor cümlesine baktığımızda Ahmet Bey derken özel isme dahil kullanılan burada saygı bildiren sözcükler büyük harfle yazılır. Doğal olarak D şıkkında yazım yanlışı vardır. Verilen cümlede yay ayraç ile gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Eyvah galiba sütü ocakta unuttum. Ne yapacağım şimdi? Cümlesine baktığımızda eyvah kelimesinden sonra küçük harfle başlandığını görmekteyiz. Doğal olarak buraya virgülü getirip bu eyvahın yani ünlemin durumunun cümlenin bittiği yerde kullanmamız gerekir. Çünkü arkasından küçük harfle başlanmış. Ne yapacağım şimdi derken de bir sorunun sorulduğunu görmekteyiz. Doğal olarak buraya da soru işareti uygun düşecektir. Yani virgül, ünlem, soru işareti doğru cevabımız C şıkkı olur. Buna göre bütün çamaşırların yıkanması en erken saat kaçta biter? Hafta sonu evde tek başına kalan Efsun çamaşır makinesini çalıştırmak için kullanma talimatını okumuştur. Kullanma talimatına bakalım. Renkli çamaşırlar için düğmeyi M harfine çevirin, 1 saat 10 dakika. Beyaz çamaşırlar için düğmeyi L harfine çevirin, 1 saat 45 dakika. Her çalıştırma arasında makinenizi 5 dakika dinlendirmelisiniz. Efsun biri renkli, biri beyaz programında olmak üzere art arda 2 yıkama yapacak ve ilk yıkamayı saat 10'da başlayacaktır. Yani saat 10'da başladığımızda 2 tane yıkama yapacağız renkli ve beyaz olmak üzere. Renkleri yıkadığımızı düşündüğümüzde 1 saat 10 dakika sonra saatin 11.10 olması gerekmektedir. 5 dakika 11.10'da bitti diye yazarsak 5 dakika dinlendirdikten sonra yani 11.15'de tekrardan başlatabiliriz. Buradaysa yıkama süresi 1 saat 45 dakikadır. Yani 11.15 ile 1 saat 45 dakikaya vardığımızda burada saatimizin 13 olacak şekilde bitmiş olduğunu görürüz. Yani saat 13'te bitti deriz. Çünkü 11.45'e 1.45'i ekleyecek olursak burası 45 60 yapar fakat bu 60'ı içeriye atmamız lazım. Yani saat 11 bir daha 12 bu 60'ı da attığımızda saat 13'e dönecektir. O yüzden en erken saat 13'te biter. Doğru cevabımız B şıkkı olur. Bu tabloya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yukarıdaki tabloda Rüya'nın yaşadığı şehrin 5 günlük hava tahmini gösterilmiştir. Bu haftanın en sıcak günü pazartesidir cümlesine baktığımızda sıcaklıkları incelediğimizde 5-2-2-2 ve 3 olduğunu görüyoruz. Evet en sıcak gün pazartesi günüdür doğru. Salı ve çarşamba günleri şemsiyeye ihtiyaç duyulabilir. Salı ve çarşambaya baktığımızda evet yağmurlu olduğunu görmekteyiz. Doğal olarak nem oranı da olduğu için ihtiyaç duyulabilir. Balkona çamaşır asmak için en uygun gün pazartesidir. Bu bilgi de yine doğrudur. Çünkü. Cuma günü karlı, perşembe karlı, çarşamba ve salı günlerine baktığımızda yağmurlu doğal olarak çamaşır asmak için pazartesi uygundur. Perşembeye göre cuma günü daha soğuktur demiş. Cuma günü 3 dereceyken sıcaklık, perşembe günü 2 derecedir. Halbuki burada soğuktur demiş. Cuma günü daha sıcaktır doğal olarak. Burası yanlıştır. Doğru cevabımız da değişik olur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bahsedilen ses olaylarından herhangi birinin örneği yoktur. Son hecesinde ı, I, i, u, ü sesleri bulunan sözcükler ünlü ile başlayan bir ek aldığında çoğunlukla son hecedeki bu ünlü harf kaybolur. Buna ünlü düşmesi denir. Örnek boyunu, boyunu derken ününün düştüğünü görürüz. Sonu f, s, t, k Ç, Ş, H, P ünsüzleriyle biten sözcüklere yumuşak ünsüzle başlayan ek getirildiğinde bu ünsüzler sert ünsüze dönüşür. Buna ünsüz benzeşmesi denir. Örnek soğuktan kelimesine baktığımızda soğuktan derken K, T şeklinde sertleşmiş olduğunu görürüz. Bazı durumlarda sözcüklerin normalde kökünde bulunmayan bir ünsüz harf ortaya çıkabilir. Buna ünsüz türemesi denir. Çoğunlukla etmek ve olmak fiilleriyle birleşen sözcüklerde oluşur his etmek kelimesine baktığımızda hissetmek derken s sesinin türediğini görüyoruz. Yani bu da ünsüz türemesi yapacaktır. Şıklara bakalım. Kimse kimsenin derdini dinlemiyor cümlesine baktığımızda burada kelimemiz derttir. Dertini dinlemiyor ifadesinin kullanıldığını görüyoruz. Halbuki burada kelimemiz yumuşamıştır. Dinlemiyor derken geniş ünlüyle biten kelimeden sonra y sesi gelirse burada bir daralma meydana gelirdi doğal olarak daralma vardır. Yukarıdaki bahsedilen ses olayları A şıkkında yoktur. B şıkkı Mehmet Akif Ersoy ödülü reddetmiştir. Burada etmek ve olmak fiillerinin olduğunu görüyoruz. Red etmek değil de reddetmek şeklinde ünsüzün türemiş olduğunu görmekteyiz. Yani burada bir ünsüz türemesi vardır. C şıkkı bir daha yalan söylememeye yemin etti ifadesine baktığımızda burada Etmek kelimesine gelen yumuşak ünsüzle başlayan ekin D'nin T'ye dönüp sertleşmiş olduğunu yani ünsüz benzeşmesinin kullanılmış olduğunu görmekteyiz. Doğal olarak yukarı ile uyumludur. Sabrımın taşacağını henüz bilmiyordu cümlesine baktığımızda sabrım derken kelimemizin asıl ilk hali sabırdır. Sabırım dediğimizde buradaki ünlünün düştüğünü görmekteyiz. Yani D şıkkında da ünlü düşmesinin olduğunu söyleriz. Doğal olarak doğru cevabımız A şıkkı olur.